Bakın arkadaşlar, ben uyandım. Şimdi kimler geldi? Hello. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunun için çabalıyorum ama elimden daha fazlası gelmiyor. Daha fazlası gelmiyor. Sadece dua etmek geliyor, beklemek, sabretmek geliyor arkadaşlar. Çabalamak geliyor. Başka bir şey yapamıyorum. Yani bununla ilgili başka bir şey yapamıyorum ben arkadaşlar. Biliyorum siz de beni düşündüğünüz için söylüyorsunuz. Ama ben ne yapabilirim ki, bana onu söyleyin. Yani ben Allah'a sığınıyorum sadece bu konuyla ilgili. Maddi durumumuz çok sıkıntı. O yüzden ben bütün hepsini yaptıramıyorum. Yani yaptırabildiklerimi zaten yaptırdım. Sizin de haberiniz var. Halledebildiklerimi hallettim. Mesela kimliğimi çıkarttım. İşte nikah şeyimizi hallettik. En büyük şey zaten benim için onların ikisiydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle birinci pratamız hazır olmuş oldu. Size sadece yapılışını gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Günaydın. Hello. Hello. Günaydın arkadaşlar hepinize. Hayırlı sabahlar. İnşallah iyisiniz hepiniz. Bizler de iyiyiz. Şimdi minnoşlar okuluna doğru gidiyor arkadaşlar. Hemencecik kahvaltılarını yaptılar. Bugün bu arada biraz zor uyandılar çocuklar. Bilmiyorum artık uykularından mı, ama aslında erken uyutmuştum. Yani erken uyuyorlar bu aralar. Ama bazen yine çocuklar zorlanıyor. Firoza, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burada arkadaşlar soğuk su var. Burada da çocukların şöyle şeyleri var bende. Ay, bugün yine hava sıcak. Ariç, birer tane böyle bisküvit aldım onlara. Bir de yanlarına onar rupi verdim arkadaşlar. Oradan da bir şey alırlar. Öyle yani. Ariç, Fatma şimdi yolda dedi ki karnım ağrıyor anne. Ben dedim ki yani bu bana bir bahane gibi geldi. Bu arada şükür elhamdülillah hapşurdum, kusura bakmayın. Bugün arı hiç patma zor uyandı ya. Uykusu var galiba. Neyse. Sabah Firoza da ayağım ağrıyor demişti. Ne? Udur ben. Yerden alıyorsunuz şeyleri. Kaç defa size söyledim alman yerden bir şey kaldırmayın diye. Allah'ım ya Rabbim. Mikropları kendinize çekiyorsunuz resmen. Ah. Bu arada arkadaşlar, ben de dün akşam uyuyamadım çok. Uyku tutmadı beni. Telefonda takılmak zorunda kaldım uyku tutmayınca. O yüzden uykum var bayağı. Eve gidince bir iki saat uyuyayım inşallah. Ama elektrikler de yok. Sabah 7'de 6.40 geçe biz kalktık. 7'de elektrikler gitti arkadaşlar. Çelo ağacı. 7'de elektrikler gidince tabii uyuyamadık rahat. Ay, uyuyamadık diyorum. Bayağı bir sıcak oldu içerisi, kusura bakmayın. Bir taraftan çocuklara bakıyorum, bir taraftan konuşuyorum. Biraz kafam karıştı. Neyse, şimdi ben minnoşları okula bırakayım. Ondan sonra inşallah eve gelelim. Biraz dinlenelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben eve geldim. Bu arada elektrik hala yok. Nasıl uyuyacağız gerçekten bilmiyorum. Oda da bayağı bir serindi ama elektrikler gideli 1,5 saat falan oldu. O serinlik de bitti. Artık bataryayı çalıştıracağım. Bataryalı pervaneyi. Biraz uyumak istiyorum. Dinlenmek istiyorum ben de. Saat 10.30'da çocukları almaya gideceğiz. Şu anda saat erken. Daha 2 saat falan var. 2,5 saat. En iyisi ben biraz uyku çekeyim. Biraz kestireyim. Ondan sonra inşallah kalktığımda çocukları almaya gideriz. Bu arada soğuk su içiyorum. Ama çok sıcaktı geldiğimde, ter içinde kaldım. Ama aslında terli bir şekilde su içmek de iyi değil, o kadar sağlıklı değil yani. Hasta olurum. Ama yapacak bir şey yok ya. Hadi arkadaşlar, bana iyi uykular. Bakın arkadaşlar, ben uyandım. Şimdi kimler geldi? Hello. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm.
Çocuklar kendileri geldi. Hepsine çıkış saati oldu arkadaşlar. Abileriyle beraber geldiler. Elektrik gelmedi hala. Torisi sana astır el abi. Arkadaşlar gerçekten bıktım. Hala elektrik gitti. Gelmedi bir türlü. Saat 7'de gitti. Ve saat şu anda bayağı yani 11 oldu. 11'de gelecek diye söylemişlerdi. Grupta paylaşılmıştı ama hala gelmedi. Yani bıktım sandım artık şu elektrikten de. Ne diyeyim ki? Çocuklara şunu hava vara vara vere vere yoruldum. Ellerim koptu resmen. Allah'ım Allah'ım. Şimdi Muhammed Emre ile Rana da uyanırlar. Elektrik gelecek diye biliyordum. Bekledim gelmedi hala. Firavuz ile Fatma da biraz benim telefonuma bakıyorlardı. Öyle yani çok sıcak şu an içerisi ter içinde kaldık. Çocuklar da öyle ben de. Ne yapacağım? Yukarıya gideceğim diyorsun ama bir saatte gitme. Onlar da şimdi kahvaltı falan yapıyorlar. Ne? Hayır Ali hiç Fatma şimdi değil. Gel. Videoyu kapat diyor bak bana. Videoyu kapat diyor. Sinirlendi bana. Sinirlendi. Neden sinirlendi onu da söyleyeyim. Çünkü Firavuz'a dedi ki Ariç Fatma telefonu zaten tuttu. Şimdi de benim sıram diye. Ariç Fatma yarım saat tuttu telefonu. Bakın yarım saat beraber baktılar. Şimdi Firavuz'a verdim. Daha 5 dakika oldu. Ne? Vlog kapat diyor bana bakın. Bu arada arkadaşlar çok konuşulan, çok merak edilen, bununla ilgili benden cevaplamamı istediğiniz bir sürü sorular var. Uzun zamandır konuşuluyor gerçi biliyorum bu konularla ilgili benim hakkımda. Birincisi tabii ki de diyorsunuz ki Neslihan ne zaman çıkacaksın o Pakistan'dan, ne zaman kurtaracaksın çocuklarını, kendini. Arkadaşlar kurtarma gibi bir durum yok. Hamdolsun burada bir problemimiz yok. Sadece maddi sıkıntımız var. İnşallah o da geçecektir diye düşünüyorum. İnşallah her şey iyi olacak. Yani ben sizden daha çok Türkiye'ye gitmek istiyorum. Sonuçta benim kendi ülkem, benim ailem orada yaşıyor. Benim için en güzel fırsat orada. Benim çocuklarım için, bizim hayatımız için. Ama bunun için yapacak bir şeyim yok. Elimde olmadıktan sonra nasıl yapabilirim? Nasıl yapmamı istiyorsunuz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Onu bilmiyorum. Hep diyorsunuz Neslihan çıkın çıkın buradan Pakistan'dan. Pasaportunu çıkart onu yap şunu yap bunu yap. Arkadaşlar bunların hiçbiri bedava olmuyor. Bunlar için bir sürü para lazım. Bir sürü ekstra ücret lazım. Bunların hiçbiri bende yok. Ben bunları nasıl yapayım siz bana söyleyin. Her şeyi söylüyorsunuz. Her şey hakkında konuşuyorsunuz. Fikir veriyorsunuz. Bir de bununla ilgili bir fikir verin. Sonra da diyorsunuz ki eşim çalışmıyor. Yok şöyle yok öyle yok böyle. Biz şu anda oturduğumuz yerde yani kira ödüyoruz, elektrik faturamız var, çocukların okulu ücreti, kurs ücreti, erzak, her şey. Yani çocukların ekstra ücretleri. Ama anlamıyorsunuz gerçekten, anlatmaya çalışıyorum size. Yani Türkiye'yi sonra eleştirince de bana kızıyorsunuz. Türkiye'de de asgari ücret 17.000 TL diyebiliyorum arkadaşlar. O 17.000 TL ile siz geçinebiliyor musunuz? Ekstra bir işinizi halledebiliyor musunuz? Başka bir ülkeye gidebiliyor musunuz? Pasaport çıkartabiliyor musunuz? Hiçbirini yapamıyorsunuz arkadaşlar. Burada da durum böyle. Burada Türkiye'den daha beter durum. Yani ben istemez miyim o apartmanlarda yaşamak? Ben istemez miyim güzel bir evim olsun? Çocuklarımın güvenli bir yer, kalacağı yer olsun? Güzel bir site olsun? Güzel arkadaşlar olsun. İstemez miyim zannediyorsunuz? Benim aktivitelerim olsun. Her şeyi o kadar çok istiyorum ki. Bunun için çabalıyorum ama elimden daha fazlası gelmiyor. Daha fazlası gelmiyor. Sadece dua etmek geliyor. Beklemek, sabretmek geliyor arkadaşlar. Çabalamak geliyor. Başka bir şey yapamıyorum. Yani bununla ilgili başka bir şey yapamıyorum ben arkadaşlar. Biliyorum siz de beni düşündüğünüz için söylüyorsunuz. Ama ben ne yapabilirim ki bana onu söyleyin. Yani ben Allah'a sığınıyorum sadece bu konuyla ilgili. Maddi durumumuz çok sıkıntı. O yüzden ben bütün hepsini yaptıramıyorum. Yani yaptırabildiklerimi zaten yaptırdım. Sizin de haberiniz var. Halledebildiklerimi hallettim. Mesela kimliğimi çıkarttım. İşte nikah şeyimizi hallettik. En büyük şey zaten benim için onların ikisiydi.
Ama bundan daha fazlasını yapamıyorum. Elimden gelmiyor. Yani nasıl yapayım? Bana o fikri de verin. Ya buradaki boğazımızdan keseceğiz, ya kirayı vermeyeceğiz, ya elektriği vermeyeceğiz. Öyle halledeceğiz pasaport işlemlerini, diğer işlemleri. Ya da bu evin işlerini, gıdayı vesaire, kirayı, elektriği halledeceğiz ya da onları bırakacağız. Yani şu anda onları yapamıyorum. Lütfen biraz anlayışlı olun. Yoksa ben de isterim o güzel sitelerde yaşamak, evimin güzel eşyaları olsun, her şey olsun, düzeni olsun. Bir de demişsiniz ki madem eşin doğal gazda çalışıyor, neden şu anda orada çalışmıyor? Benim eşim orada bayağı bir çalıştı arkadaşlar. Nereden baksanız 2 yıl çalıştı. 2 yıldan sonra doğal gaz işi burada kapatıldı. Hatta benim eşimin abisi de doğal gazda çalışıyordu. Ustabaşıydı, evet. Gerçekten iyi bir maaşı vardı. Bir problem yoktu o zamanlar. Sadece zaten Firoze vardı o zaman. Biz diğer evde kalıyorduk. Ayrıydık o zaman da. O zaman gerçekten hiçbir problem yoktu. O zaman YouTube yoktu. Biz bu arada YouTube'u kullanmıyorduk. Ondan sonra doğalgaz işi kapandı arkadaşlar. Hem abisinin hem de eşimin işi bozuldu. Ondan sonra da benim bu arada eşimin asıl mesleği konfor demiştim size. Berber. Yani asıl mesleği o aslında. Ama bir dükkan açtı. Onu da şey yapamadı, idare edemedi. Hem o dükkanın kirası, elektriği, hem evin elektriği, kirası. O dükkandan bu bütün hepsinin şeylerini karşılayamadı. Masraflarını karşılayamadı arkadaşlar. Yani size demek istediğim, her şeyi hemen yargılamayın lütfen. Her şeyin bir nedeni var. Benim eşimin o doğal gazı bırakmasının bir nedeni var. Ondan sonra demişsiniz ki çok yalancısın. Biliyorsun benim eşim asıl konfor mesleği, biliyorsun ustabaşıydı. Bir insan bir sürü iş yapar. Benim de eşim bir sürü iş yaptı, denedi ama olmadı arkadaşlar. Bana şu anda sadece sabredip beklemek ve çabalamak düşüyor. Ben bundan daha fazlasını yapamıyorum. Lütfen böyle yargılayacağınıza benim için dua edin. Benim için daha faydalı. Lütfen rica ediyorum, beni anlamaya çalışın. Hiç kimse böyle bir hayat istemez. Böyle zor bir hayat, böyle mücadeleli bir hayat istemez. Herkes kolaylık ister tabii ki de. Ben de kendimi bile bile burada şey yapmıyorum, yani sabrediyorum. Çünkü başka bir imkanım yok. Lütfen anlamaya çalışın. Lütfen. Şimdi arkadaşlar, Frozeyler hiç Fatma uyudular. Bu arada Muhammed Emre uyandı ve Rana uyandı. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ben de sabah kahvaltı yapmamıştım. O yüzden ben de acıktım arkadaşlar. Elektrik hala gelmedi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Çünkü diyecek bir kelime bırakmadılar. Yani. Şimdi biz kahvaltı yapacağız inşallah. Oğlum sabah sabah şunu bırak ya lütfen. Yani ne diyeyim ki ben sana? Çok kötü alışkanlık oldu bu sende. Evet, şimdi Froza ve Arif Fatma uyandıklar. Uyandı mı? Froza? Oturuyor. Konuşma. İstemiyorum. Bu arada Mahmut Emre'ye de bakın. Oo, wow. Çok güzelsin ya sen. Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Merhaba Neslihan, günaydın. Merhaba. Ne oluyor? Bu ne kalabalık? Bulaşık oluştu. Neden? Yıkayacağım birazdan. Su geliyor mu ya, gelmiyor? Gelmiyor. Senin bu Pakistan'da bu çok sıkıntı var ya. Evet. Neden? Elektrikler yoktu çünkü. Biraz sinirli sinirli gözüküyor ya. Neden? Evet, sinirliyim. Ne oldu? Öyle. Öyle ne? Böyle sinirleniyor. Hı? Canım çekiyor. Ne çekiyor? Canım çekiyor, sinirleniyor. Canım çekiyor. Ne yapacak şimdi sen? Çocuklara ekmek pişireceğim. Başka? Başka? Ha, başka. Alu gobi vala paratha. Bu yemekli paratha. Sebzeli paratha. Dur. Arij. 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 Bunu böyle alacağız. Ondan sonra bunu bir... Ne yapacağım sen? Döveceğim. Kırata yapacağım bununla beraber çocuklar. Ezeceğim. Ondan sonra... ekmek de üstünde süreceğim.
Böyle. Ben bugün göstereyim. Nasıl oluyor? Göstereceğim. Tabii. Ezir bunu. Ondan sonra da göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi size gösterdiğimi yapacağım, nasıl yapıyorum diye. Yalnız bu videoyu hızlandıracağım çünkü biraz uzun sürebilir yapması. Bir 5 dakika falan ya da 3 dakika sürüyor en fazla. 2 tane küçük bere aldım. Gördüğünüz gibi. Beze. Beze. Ve bezeleri açtım. Ondan sonra içerisine artık ne varsa, sizde belki peynir vardır, patates vardır. Şöyle güzelce yaydırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle birinci pratamız hazır olmuş oldu. Size sadece yapılışını gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Evet, şimdi çocuklara okula bırak. O okul diyorum. Yelo. Hariç. Okula bırakmak okul değil. Orada kursa bırakmak için ben bu diyorum. Haydi. Söyle bacho. Bu ne? Bak diyorum, bana da para ver. Oy, cüttü tarih. Bunu para neden vermedin sen? Bunu para ver. Para ver para. Bak ya. Küçücük çocuk da para vermedim. İnsan bir düşünün. Yüz var, yüz. Haydi. Evet. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi sağ olsun Rana bana yardımcı oluyor. Bulaşık yıkadı. Bu arada benim biraz kafam yine ağrı. Kafam derken yani bütün bu beynim, böyle başım falan ağrıyor. O yüzden sağ olsun bana yardımcı oluyor. Ben de böyle sütü koydum. Bayağı bir bulaşık oluşmuştu bu arada. Ne demek, ne demek? Ondan sonra çocukların üniformalarını yıkadım. Makineye atacaktım onları. Attım bir güzel. Şöyle size de göstereyim. Şöyle kuruyorlar hemen pervanenin altında. Birazdan ütü yapacağım kuruyunca. Şurada da çorapları var çocukların. Siyah çorap arkadaşlar daha iyi. Böylesi daha iyi gerçekten. Evet, o zaman arkadaşlar artık kapatıyoruz videomuzu bu arada. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok çok önemli. Sesim de çıkmıyor.
Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.